ne? Baba, baba koş! Kim o? Housekeeping. Şey çok pardon, kapıda kart asılı değildi de. Daha sonra lütfen. Tamam. Ne durumdasın Serra? Bir odam kaldı. Benim de iki. Bu arada fazla şampuan var mı? Var var, vereyim. Anladım. O zaman online yapsınlar toplantılarını. Şunları koyar mısın ya? İş işte konuşulur. Tamam. Hiç hoşlanmıyorum evde iş konuşulmasından. Şu hale bak. Bir saattir elinde telefon. Hala dolaşıyor. Babam da bayılmıyordur herhalde. Yani o kadar önemli olmasa kapatırdı. Nilcim, önemsiz de olsa küçük detaylar işle ilgili olunca çok önemli oluyor baban için. Mesela ben çok bozuluyorum. Benim bir derdim olsa benimle böyle uzun uzun hiç konuşmaz. Hemen kestirip atar. Hadi hayatım, geç kalıyoruz. Çıkalım. Çıkalım canım. Tamam, hadi gidin siz. Geç kaldınız. Doktor çıkış haber ver, tamam mı? Tamam babacığım, merak etme, haber vereceğim. Görüşürüz. İyi günler. Ne doktoruna gidiyorlar? Tüp bebek için. Aa. Ya kaçıncı denemeleri bu, olmuyor işte çocukları. Niye hala bu kadar ısrar ediyorlar ki, ben anlamıyorum. Ömürleri doktor doktor dolaşmakla geçiyor. Anne baba olmaktan daha güzel bir duygu var mı? Sonuna kadar deneyecekler tabii. Serra,
İçimi kuruttun ha. Ay tamam, unut gitsin şu olayı. Üf, demesi kolay Pınar ya. Yavrum. Dinime inanma. Delik teşvik ederim seni. Ya yemin ederim adamın o leş gibi kokan nefesini hatırladıkça böyle var. Aa, ay ay ay, tamam yeter. Sen yat kalk, o adama dua et. Ay bunu hiç deme Pınar ya. Yemin ederim adam olmasaydı var ya, gitmişti bütün param, kimliğim, kartlarım. Tamam. Müdahale ediyorum, hemen konuyu değiştiriyorum. Hafta sonu biraz takılsak mı? Sana da iyi gelir, bir değişiklik olur. O kadar çok yapacak işim var ki. Ne işin varmış bakalım? Şöyle, evde ütü dağ gibi birikti. Yani yakında altında kalacağız. Bir de proje ödevim için ön hazırlık yapmam gerekiyor. Kız, senin için kurumuş be. Peki öneriniz nedir senin yaşam koçum? Vallahi şimdi senin şu yaşında ne yapman gerekiyor ben sana söyleyeyim mi? Ne yapmam gerekiyor? Acilen yaşamayı öğrenmen gerekiyor Serra. Diyorsun. Evet. Hazır kızım şu Rus milyarder, şu Rus abimiz böyle yüklü miktarda bir kıyak geçmişken alışverişe çıkmayalım mı? Biraz bir havamız değişmiş olur. Alışveriş iyi fikir aslında. He? İşte şöyle senden beklediğim performans bu, aferin sana. Hadi ha, ne yapıyorsun? Kaç haftadır babanlarla görüşmedik. Nasıl, memnun kalmışlar mı Avusturya'daki merkezden? Çok, çok memnun kalmışlar. Yani bir geldiler yüzleri ışıl ışıl. Ama babam biraz diyetin sıkılığından şikayetçiydi. Yani çok zorlanmış. Ay İhsan'cığım, kış gelmeden biz de gidelim ne olur. Hem hafifleriz hem böyle fazla kilolarımız falan veririz. Çok heveslendim. Senin detoksa, diyete falan ihtiyacın var mı Asena? Aynen öyle. İnceciksiniz zaten. Modellik yıllarından kalma alışkanlıklarımla beslenmesem ne olurum biliyor musun Biricik? Çok iştahlıyım çünkü. Sevinç, ne yaptın? Aa, biz tam böyle detoks, diyet konuşurken oldu mu bu şimdi? Ne yapacağız Biricik? Yiyecek miyiz? Evet, tadına bakacağız artık. Çok teşekkürler Sevinç. Nah. Sonunda bizimki evin yolunu buldu. Hem randevu verip hem de misafiri bekletmek yeni adet herhalde. Ajandası çok dolu Selim Bey'in. Kim bilir nereden, kimin yanından geliyor. Selam Biricik. Selam. Ne haber? İyi. Proje devini yapacaktık ya. O yüzden geldim. Unuttun mu? Aferin sana Biricik. Sen olmasan bizimkinin ödev müdev düşünceyi yok. Baksana unutmuş bile. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bence bu ödev planından haberin yok senin. Doğru mu bildim? Ya öyle değil. Çıkalım mı yukarı, halledelim hemen? Olur olur. Çıkalım, halledelim bir an önce. Müsaadenizle. Tatlısı? Ne bu şimdi Biricik? Böyle haber vermeden gelmeler falan. Ne alaka? İnsan evine gelen misafire böyle mi davranır? Yok, ondan değil de. Ay yani duyan da kendim için geldim sanacak. Tata. Ne var onun içinde? Sence? Proje ödevi. Yes. Hadi canım, hallettin mi cidden? Hallettim tabii. Yani beni tanımıyormuş gibi konuşma. Dün gece hiç bahsetmedin bundan. Ya ortam uygun değildi. O yüzden. Rahatsız ediyorum ama servisten biri geldi, sizi soruyor. Aracınız bakıma götürülecekmiş sanırım. Tamam Sevinç, ben geliyorum hemen. Lütfen sen hallet işini. Yalnız gitmeden bilgisayarını aç da ben şunu yüklemeye başlayayım. Sen bırak, ben geldiğimde hallederim. Selim, bilgisayarını yemedim. Aç sen şimdiden, benim kendime ait özel dosyalarım da var. Onları ayıklarım. Hem zamandan kazanmış oluruz, çizimden falan şimdi uzun sürer. Peki. Oldu mu? Açtım. Teşekkür ederim. Ben hemen yüklüyorum. Zamandan kazanalım diye yani. Vicdanınız benden yana. Yes.
Alo, merhaba. Şimdi ben programı kuruyorum da hata yapmayayım diye seni bir arayayım dedim. Evet, evet, ilk önce kendi bilgisayarımı kurdum. Şimdi diğer bilgisayarı kuruyorum. Tamam, girdim. Tamam, bastım. Bekliyorum. Yes, 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 kuruldu. Şimdi ben konuştuğumuz gibi her şeyi buradan görebileceğim değil mi? Dosyalarını, kamerayı, her şeye erişebileceğim. Süper. Ödeme yapacağım birazdan. Teşekkürler. Ve Selim Kutlu Sayın, Gizem Dünyası'na hoş geldin. Ablaların ablası, kredi kartı borcumu ödeyeceğim. Bana bir 300 lira borç versen olur mu? Selim Efendi'nin bahşiş diye dağıttığı para, kardeşimin dertlendiği kredi kartı borcu. Geçen gün babamlara gittim. Hı. Öyle mi? İskeleden düşüp bacağını kırmış biliyor musun? Bacağı dizine kadar alçıda. Aa, aşk olsun İhsan, dinlemiyor musun beni sen? Dinliyorum. Baban ayağını kırmış. İnsan mı geçmiş olsun der? Geçmiş olsun. Ali'yi de işten çıkarmıştım. Şirketlerden birinde ona uygun bir iş var mıdır? Senin de bu kardeşini sürekli işten çıkarttırma. Ne yapsın çocuk tatlım ya? Ailenin dertleriyle bana gelme diye kaç defa söyledim sana. Tamam sevgilim. Haklısın. Ben seninle evlendim. Ailenle değil. Hatırlattırma bana bunu. Tekrarlamana gerek yok. Biliyorum. Onlara kampüste eleman ihtiyacı var mı diye sorarsın. Duruma göre bakarım. Okey. Buyur abla, limon da vereyim mi? İyi ver bari. Nasıl taşıyacaksan bunca şeyi. Bununla beraber 35 lira. Teşekkür ederim. Ay! Ne yapıyorsunuz be? Hayda! Ne gülüyorsun gevşek gevşek? Niye? Gülmeyek mi? Gülüyoruz işte. Gençler hayırdır? Top oynuyoruz dayı. Hayırdır? Rahatsız mı oldun? Ulan sen kim, beni rahatsız etmek kim? Pazarın delikanlısı da buymuş. Tahsin dayı, sen şunu götür, sana davet. Burak. Barbar, boş ver. Sen yokken de adamlılar buraya. 50 kişi toplar gelirler tepemize şimdi. Hanımefendi, siz bırakın. Arkadaşlar toplayacak. Hey, yok. Biz toplamayı değil, dağıtmayı severiz dayı. Yakın, yakın, bıçak al, yakın.
Özür dileyin lan bayandan. Özür dileriz abla. Lan. İyisinizdir inşallah. Var mı bir hasar? Hasar derken? Ya şu öküzler az kalsın sizi eziyordu ya. O nedenle yani. Ha, yok. İyiyim. Teşekkür ederim. Nacizane. Barbar bende. Yani işte gerçek ismim Barbaros da işte mahalleli Barbar der. Lakap babında yani. Ha, öyle mi? Ben de yoktum uzun zamandır buralarda. İşte iş seyahati nedeniyle diyelim. Barbaros, sen ne zaman çıktın hapisten lan? İyi günler. He, yeni çıktım. Ne oldu? Merak mı ettin? Özledin mi beni? Seni ne özleyeceğim lan? Allah'ım ya. Nasılsın Ayşe teyze? Nasıl olayım? İyi diyelim, iyi olalım. Pazardan mı? Hı, evet. Müjdemi isterim. Binnaz'ın yokluğunda çok yoruldun sen de. Hem annen, hem okul, hem iş. Değme insanı idare edemezdi vallahi. Aferin sana kızım. Hadi görüşürüz Ayşe teyze. Güle güle. Binnaz teyze. Canım. Kuzum bir tanem benim. Ah canım. Bir tanem benim. Çok özledim seni. Ay kuzum. Dur bir bakayım sana. Süzülmüş yüzün. Kilo mu verdin sen? Süzülür tabii. Çok özledim yemeklerini. Sen hiç merak etme. Otur şöyle bakayım. İki güne kadar toparlarım ben seni. Anam. Bir de alışveriş mi yaptın sen? Nasıl özlemişim seni. Ah canım ben de çok özledim. Başın sağ olsun. Daha iyi misin? Sağ ol kuzum. İyiyim ya. Asıl sen ne yaptın? Ben yokken idare edebildin mi? İşte. İdare ettim elimden geldiği kadarıyla. Annen de tutmamıştır bir işin ucundan. Enerji görülmüş Nilgün Hanım'ın iş yaptığı. Aman annemi bilmiyor muyuz işte? Ya o istese de yapamaz zaten. Bilmez ki bir şey yapmayı. Onun gibiler hizmet edilmeye. Bizim gibiler de hizmet etmeye gelmiş bu dünyaya. Öyle valla. Annenden çok asıl ben sana üzülüyorum. Valla bu genç yaşında geçim derdine düştüm be kuzum. Boş ver. Alıştım ben idare ediyorum merak etme. İyi ki geldin, iyi ki. Çok benim, oh bir tanem benim. Ama gürültü yaptınız ha. Anne sakın daha yeni uyanıyorum deme. Yok artık, kızım ne yeni uyanması? Binnaz gelir gelmez işe girişli gürültüden odama kaçtım. Ben şu camı kapatayım, böyle cıbıl cıbıl üşüyeceksin. Bak işte böyle bu rahat vermiyor ki bana. Bir de hakkında konuşuyorsunuz. Duydum odadan bütün konuştuklarınızı. Pis. Yine çıkmış ortaya. Ayağının tozuyla yine kime kızdın sen? Kime olacak işte şuna? Barbaros. Mahallede kabadayılık yapıyordu, caka satıyordu millete de. İçeri girmişti, rahat etmiştik birkaç sene. Gene çıkmış meydana. Mikrop. Muz yok. Muz mu? Evet. Alırım anneciğim. Onu da alırım ben. Kızım potasyum var muzda. İyi geliyor bana. Tamam anam, tamam. Tamam.
dönmüş şimdi bu, baksana. Ne güzel kaç gündür rahattık. Geldi yine, gümbür gümbür yüz kaçmaya başlar. Nursuz şey. Bir de o kapkarı boyamıyor mu yüzünü, gözünü? Aynen. Lan dedikodumu yapmak size mi kaldı kızım? Ne dedikodusu be? Nursuz senin anandır ayrıca, duydun mu? Doğru konuş kız. Ne durduk yere anamı karıştırıyorsun şimdi? Ne konuşacağımızı sana mı soracağız? Evet, bana soracaksın. Ne oldu, zoruna mı gitti? Yok canım. Bak benim tepemi tasına attırma, fena olur sonra. Ah, çekil be şuradan. Lan gel buraya. Allah'ın belası. Sen Allah'ın gözünü kan doldurup çıkardım. Durdun mu lan beni? Bir daha buralarda görmeyeceğim lan seni. Seni kebeleyeceğim lan. Kız sen nasıl girdin içeri? Anahtarı kapının üstünü unutmuşsunuz. Dur bakayım yüzüne. Anam, yüzünü kim tırmaladı? Bana bak. Yoksa gelir gelmez kavga mı? Anne, sabah sabah dram yapma. Kimi çiteledi, söyle çabuk. Makbule'nin kızlarını. Hak ettiler ama bak cidden. Allah'ım yarabbim, sen bana yardım et. Kurban oldum. Nazlım, hoş geldin. Ne haber? İyi. İşe mi gidiyorsun? Hı, işe gidiyorum. Halen bir işim varsa ve kovmamışlarsa tabii. Yok canım, niye kovsunlar? Nereden bulacaklar senin gibi iyi elemanı? Ya, o da olsun. Kızım doğru düzgün konuşsana ya. Ağzından çıkan anlaşılmıyor. Nazlım, biz çay demledik. İçer misin sen de, koyayım? Ha yok ya, çayımı istemem. Bozuyor beni. Ha, bozuyor onu. Lük lük içki içsin o. Kime çektiyse. Kız kime çektin sen, ha? Kime çektin? Nasıl geçti köyde günlerin? Sıkıldın mı? Ya sıkılmaz mıyım? Az daha ruhumu teslim ediyordum. Bezdirdi. Bu beni bezdirdi. Kendi derdime mi yanayım? Bununla mı uğraşayım? Vallahi şaştım kaldım ya. Ya bin Naz'ım iki gün diye kandırmasa gitmezdim vallahi. Kızım sus. Vallahi ayıptır, günahtır. Yazık değil mi? Dedenin kemikleri sızlar mezarda ya. Keyfimizden mi gittik? Cenazeye gittik. Nazlım. Hoş geldin. Merhaba Nilgün Hanım. Ne bu halin? Yine rengarenk boyamışsın suratını. Bir de kedi mi tırmanadı yoksa? Anneciğim, o kendini böyle beğeniyorsa kime ne, değil mi? Hadi gel biz çay içelim seninle. Ben burada içeceğim kızım, koy çayımı. Anneciğim sen bardakları al, biz içeride içelim çayımızı. İyi madem. Siz de burada anne kız rahat rahat laflayın. Ben sana kaç kere söyledim ha? Kaç kere söyledim normal giyin, normal boyan diye? Kaç kere söyledim? Ya benim normalim bu. Ya kimsenin ne dediği umurumda değil. Ya bir kabul et istersen artık şunu anne. Neye geldin? Yol parası ver diye geldim. 5 kuruş param yok. Sen beni öldüreceksin. Öldüreceksin sen beni. Hı? Çok da kötü bir anne değilsin galiba. Allah'ım sen bana yardım et. Vallahi bu kız beni öldürecek. Vallahi billahi bu beni öldürecek. Yine ne oldu? Ya ne olsun Serra, görmüyor musun halini? Herkesin eve girdiği saatte bu işe gidiyor. Sabahın köründe geliyor. Ruh var mıdır nedir? Orada çalışmalar, bir şeyler bir şeyler. Of. Rock bar, bin Naz'ım rock bar. Aman işte her ne zıkkımsa. Ya sokaklarda başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Görmüyor musun? Aklı bir karış havada. Bir böyle iyi bir işi olsa ha, fena olmaz mı? Bir gece biz de gitmesek mi şu bara? Kafamız dağılır. Afiyet olsun. Bitti mi çalışmanız? Hadi bakalım oturun sofraya. Yok, ben kalmayayım İhsan amcacığım. Teşekkür ederim. Size afiyet olsun. Ya olur mu öyle şey? Yemek saatinde misafirin gönderildiği nerede görülmüş? Hadi. Hadi gelin oturun. Aynen canım. Hadi gelin oturun, birlikte yemek yiyelim.
Programım var. Şimdi iptal edemem. Söz bir dahaki sefere. Peki kızım, nasıl istersen. Özetme kendini. Olur. Tekrar afiyet olsun. Lütfen seni zahmet etme. Görüşürüz. Babanlara selam söyle. Olur, söylerim. İyi akşamlar. Görüşürüz. Ablanlar yok mu? Abi yemeğe davetlilermiş, ona gittiler. İyi bir kız şu Biricik. Seni güzel çekip çeviriyor. Sana destek olması hoşuma gidiyor. Bak, ödevine kadar düşünmüş. Alt tarafı bir ödev baba. Kimsenin kimseye destek olduğu falan yok. Öyle deme. Hayatta başarılı olmak istiyorsan insan biriktireceksin. Ve en önemlisi yol arkadaşını iyi seçeceksin. Biricik de tam öyle bir kız. Zeki, başarılı. Sevinç, servisini alır mısın? Haklısın baba. İnsan partnerini iyi seçmeli. Ortalık gerçek yüzünü gizleyen hatunlar cennetine de olsa. Şu Biricik'le çalıştığınız ödev nasıl bir şey? Anne! Baba! Baba koş! İyiyim. Biricik diyorum, ödev diyorum. Evet. Ne, nereden çıktı anneanne? Sera bak, şu benim gerdanımın aynısı değil mi? İşte şimdi gelinlik bir şeye benzedi. Hı? Şu kızın boynundaki kolyeyi diyorum. Babanın evlilik yıl dönümümüzde bana aldığı gerdanın aynısı. Hı-hı. Nerede o? Kasada mı o gerdanlık? Anneciğim, ne kasası? Bizim kasamız mı kaldı? Babanın kuyumcu bir arkadaşı vardı. O gerdanlığın taşlarını Belçika'dan getirtmişti. Özel kesimde hepsi. Sen küçükken ne çok severdin benim mücevherlerimi takıp takıştırmayı. Ay, bir keresinde tek taş küpemi klozete düşürmüştü. Binnaz böyle elini uzatıp bir hamlede almıştı küpeyi. Nasıl yaptı acaba? Ay. Selam. Ne, formun nasıl? Miydi? Nasıl, belki açar. Hadi. Hoş bulduk kardeşim.
Abi. Hoş geldin abi ya. Haber edeydin seni güzel. Davulumuzu zurnamızı alır karşılamaya getirdik Barbaro abi. Andolsun çıkacağından haberim yoktu abi benim ya. Benim çıkacağım gün çoktandır belli. Cümle alem duydu, bir tek sen mi duymadın lan? Ben başım beladaydı benim, firardım. Atma Salih, değil kardeşimiz. Kur'an çarpsın meselesine patlıyordum az kalsın. Ulan yokluğumda boş buldunuz, istediğiniz gibi at koşturdunuz değil mi lan? Ha, ne at koşturması be abi, görmüyor musun? İki tane köpek koşacak diye ne hale geldik. Biz senin hem cezaevine verdiğin talimatları bir yerine getirdik. Ne eksik ne fazla yani. Diyorsun. Ne gibi yani abi? Ne diyor? Tamam lan uzatma. Ben yokken mahalleye Serra diye bir kız taşınmış. Tanıyor musun? Şöyle böyle. Evet bakalım kimdir, neyisidir? Abi 6 yıl kadar oldu onlar taşınalı. Anasıyla beraber yaşıyorlarmış işte. Senin Nazlım yok mu? Onun anası Binnaz teyze. Onlar tanıyormuş. Onlarla aynı sokaklarmış işte. Mehmet efendim, takip ettim. Böcek küçük. Şimdi ezip mide bulandırmaya gerek yok. Büyürse bakarız icabına. Ama yine de kararsızım tabii. Hayırdır? Neye sinirlendin yine? Onur abi. Babam mı bir şey söyledi? Bir şey söylemesine gerek yok. Eskiden olanları hatırlamam. Bir bebe yetmiyor. Artık önüne bak. Nedir bu ya, sürekli geçmişi düşünüp delilenmek falan? Ya genç adamsın, rahat ol azıcık. Demesi kolay. Şimdi seyret. Buna bilek derler Onur abi. Helal. Geçmişte çok maç kazandırdı takımı. Ben basketbolu bile babamın yüzünden bıraktım. Kim bilir bırakmasaydım. Bırak şimdi, abartma. Hepimiz ergen huysuzluğu yüzünden bıraktığını biliyoruz. Ayrıca her şeyde böyle babana bir suç bulmak da sende huy oldu ha. Gel hadi, 11'de biter. Ne diyorsun? Bu ayakkabılar. Aha, hadi hadi. Sayın bir. Bravo. Çok kötü anlamışım. Her tarafım ağrıyor lan benim. İşte her gece parti dersen olacağı bu. Ya bak ben bir daha sabahın köründe spora falan gelmem ha, beni çağırma. Ya bir şey olmaz ya. Erkenden eve gider dinlenirsin. Şok bu oğlum, nerede gideceğim? Daha proje ödevi var. Bütün akşam onunla uğraşacağım. Ben hallettim. Daha doğrusu Biricik ödevi birine yaptırmış. Kafam rahat yani, sen derdin ya. Biricik ödevi hallettirmiş birine. Lan kızı partiye çağırdık diye demediğini bırakmadın. Ne oldu, ödev muhabbetine mi girdin kızla ha? Dikkat et bak, muhabbetiniz derinleşmesin. Yok ya, derinleşmez. O iş çoktan rafa kalktı. Aynen, sen bilirsin işini kardeşim. Ben kaçtım. Ne oldu böyle birdenbire? Bir hocayı göreceğim işte, ondan sonra ben seni bulurum. Tamam. İyi, iyi tamam, hadi görüşürüz. Eyvallah. Çok yorma kendini. Güya tatilden yeni döndük. 2 günde bütün enerjin çekildi. Yalan mı İhsan'cığım? Çok hırpalıyorsun kendini. Bu ne demek şimdi? Bir yandan iş yoğunluğu, bir yandan çocukların stresi, düşüncesiz hareketleri. İnan korkuyorum. Niye korkuyormuşsun? Aşırı yorgunluktan, stresten, hastalanmandan tabii ki sevgilim. Allah Allah. Sabah sabah bunu nereden çıkardın şimdi, anlamış değilim. Karım bana deli gibi aşık. Gözü benden başkasını görmüyor. Hep beni düşünüyor diyeceğine. Seni bu evde benden daha çok seven biri var mı? Daha çok düşünen. Görüşürüz.
Alo. Alo, Sevgi abla. Sen niye açtın babamın telefonunu? Bir şey mi oldu yoksa? Ha, yok yok, merak etme kızım. Namaza durdu az önce de telefonunu ben açayım dedim. Ne var ne yok? Ne olsun kızım, işte günlük işler güçler. İyilik güzellik diyelim. Hmm, müjdemi isterim. Ne oldu kız? Ana, hamile misin kız yoksa? Sevgi abla, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Biz bu konuyu konuştuk. Hep niye bunu sorup duruyorsun? İhsan'ı bilmiyor musun? Ne bileyim ben, müjde deyince ilk o geldi aklıma. Ver hadi müjdeni, neymiş, ne oldu? Ali'ye iş buldum. Ay deme. Hadi inşallah. Hmm. İhsan'a çıtlattım. Hallederiz dedi. Allah razı olsun ondan. Aman Sevgi abla ya, abartma. Bütün ömrüm geçiyor yabani oğlunun ve saftoloz kızının şımarıklıklarını çekmekle. O kadar da iyilik yapsınlar bir zahmet. Olsun, yine de sağ olun kızım ya. Tamam, yalnız Ali'ye bir şey söyleme, tamam mı, kesinleşmeden? Ben de buluşacağım zaten bugün ama ben de kesinleşmeden bir şey söylemem. Tamam canım, tamam. Tamam. Konuşuruz nasıl olsa. Hadi öpüyorum, bay. Hadi hadi, öptüm ben de, hoşça kal. Bütün gençliğimi verdim Kutlu Sayhan Hanedanlığı'na. O kadar da yapsınlar artık. Hocam merhaba. Merhaba Seyra, nasılsın? İyiyim, sağ olun, siz? İyi. Nasıl gidiyor Selim'le ders çalışma seansları? Üzmüyor değil mi seni? Üzmüyor. İyi gidiyor, yolunda her şey. İyi, iyi. Dalga geçmiyor inşallah. Ciddiye alıyor mu bari? Ben hallediyorum, siz merak etmeyin. Teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayız ben. Ne demek hocam, lafı bile olmaz. Selam. Serra, sen de mi buradaydın, ne tesadüf? Hocam, benim sizinle önemli bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Şimdi mi? Ben müsaadenizi isteyeyim zaten. Hocam, şu estetik dersinde sanki ben birazcık eksik kaldım gibi hissediyorum. Vaktim yok, hadi yolda anlat. Şundan, tabii hocam, yolda anlatayım ben size. Sanki hani birisi bana yardımcı olsa ben o notu birazcık daha yükseltebilirmişim gibi geliyor bana hocam. Ve kütüphane kurdu, yuvasına geri döndü. Ben yuvaya döndüm de sen buralara uğrar mıydın? Gördüğün gibi buradayım. Hadi çalışalım. Hmm. Yok, benim şimdi arkadaşıma sözüm var. Ama sen büyük bir aferin hak ettin galiba. Hmm. Bakıyorum da okul arkadaşlarımızı eziklemek misyonuyla yine sol tarafımızdan kalkılmış. Hatta sen evden çıkmadan önce atar yapacağın konuların da listesini yapıyorsun. Hani çok düzenlisin ya, huysuzluğunu bile belli bir stratejiyle planlıyorsundur. Sana da iyi günler. İyi günler. Selim. Eğer sen de müsaitsen öğleden sonra kalan konuların üstünden geçebiliriz aslında. Olur olur, bana uyar da burada çalışmayalım ya. Belli bir saatten sonra duvarlar benim böyle üstüme geliyor. Bir kafede falan çalışırız. Olmaz. Ne kafesi ya? Okulda çalışırız. O niyeymiş? Çünkü... Ay, olmaz işte. Boş bir derslik bulur çalışırız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu akşam serbest izin çalışmam gerekiyor. Benim de proje ödevimi tamamlamam lazım. Gerçi ben hocaya fikrimi söyledim, beğendi. Ha, iyi bari. Binnaz teyze. Ah Serra, sorma başımıza geleni. Annen kayıp ana. Ne demek annen kayıp? Ya azıcık hava alsın diye dışarı çıktıydık. Dükkanda alışveriş yapıyorduk. Bizim mahallede mi? Ha, arkama bir döndüm, yok. Aslında. Ne aslında? Ya mezarlığa gitmek istedi de ben de Serra istemiyor. Hafta sonu beraber gidersiniz dediydim. Gidip oraya mı baksam? Yok. Yok, ben bakarım mezarlığa. Sen mahallede aramaya devam et. Ama bulursan hemen bana haber ver, tamam mı? Tamam.